Aydın'ın Efeler ilçesi Gıda Çarşısı'nda AREN Akıllı Tarım Teknolojileri faaliyete geçti. Açılış kurdelesini kesen İzmir İl Tarım Müdür Yardımcısı Musa Bakan, Aydın ve Türkiye için önemli bir adım atıldığını söyledi. Şu anda AREN Tarım Teknolojileri ile ilgili bir açılışta birlikteyiz, beraberiz. Hakikaten çok önemli bir ilke, gerek Aydın ilimizle ilgili, gerekse de bölge illerimizle de ilgili bir ilke imza atılacak, bir ilk yapılacak, bir ilk açılış yapılacak. Bunun önce Aydın'ımıza, daha sonra ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum Yüce Rabbim'den. Öncelikle gerçekten dijital tarımla ilgili böyle bir adımın atılması, böyle bir çalışmanın yapılması ülkemiz tarımı açısından, ülkemiz ekonomisi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tekrar bol ve bereketli olması dileğimle hayırlı olsun diyorum efendim. Teşekkür ederim. Açılışta konuşan May Aktek Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Yıldız şunları söyledi. Bugün Aydın Merkez'de AREN Akıllı Tarım Teknolojileri firmasının açılışındayız. AREN Akıllı Tarım Teknolojileri firmamız May Aktek XAG ürünlerinin satışını, teknik servisini sağlayacak ve bölgemizde yeni akıllı tarım teknolojileri adına tanıtım faaliyetlerinde bulunacaktır. AREN Akıllı Tarım Teknolojileri işletme sahibi Çağdaş Hasan Tetik de şöyle konuştu. Amacımız çiftçimizin yararına elimizden geldiğimiz kadar yardımcı olmak. Gerek ilaçlama konusunda olsun, gerekse zaman konusunda olsun, gerekse hasat konularında olsun yardımcı olmaya çalışıyoruz kendilerine, çiftçilerimize. Tetik, drone ile ilaçlamanın verimli olduğunu söyledi. Verim konusunda çok fazla faydaları var. Mesela şundan bahsedebilirim. Tekerlek yüzünden verim kaybı nereden baksan mahsullerimizde %8, %9, %10'a kadar çıkmakta. Bunu tamamen bitiriyoruz artık. Ağdan ilaçlama, gübremeler yaptığımız için. Bir bakıma iş gücünden tasarruf ediyoruz. İş gücünden derken mesela bugün nerede bir sera ilaçlaması veya bahçe ilaçlaması yaptığımızda 2-3 tane ilaçlama ekibi insanımız olması gerekiyor. Üstüne mazot maliyetimizle birlikte bunların hepsini ortadan kaldırıyoruz. Hem zamandan tasarruf ediyoruz hem de iş gücümüzden tasarruf ediyoruz. Çilekten tutun, zeytinden tutun, incirden tutun. Bu taraflara doğru mısır var. Bu taraflara doğru yeni pazardan, eski yolundan, işte Baltaköy'e doğru gelirken pamuğumuzdan tutun, buğdayımızdan tutun, yine mısırımızdan tutun. Aklınıza ne geliyorsa. Tetik, teknik servis olarak da çiftçilerin 7/24 hizmetinde olduğunu belirtti. Teknik servis yine bizim elimizin altında oluyor. 7/24 teknik servisimiz var. Çünkü pilotlarımızın ilaçlama zamanları, saatleri belli olmuyor. Kimisi gece ilaçlama yapmak zorunda kalıyor, kimisi gündüz. 7/24 herhangi bir sıkıntı olmadan yardımcı oluyoruz kendilerine. Tetik, drone kullanımını şöyle anlattı. Çiftçiler de istese kendi dronlarını kullanabilir. Hatta şöyle anlatmak isterim. 500 dönümle bir dönüm arazi üstünde eğer zaten şeyleri varsa hiç düşünmeden bunu kullanmaları tabii. Bu büyük bir dronumuz. Bir de bunun 10 litrelik dronumuz var. Daha hem müteahhitlik yapmak isterlerse ya da küçük bahçeleri varsa o dronları kullanmalarını tavsiye ederim. Aslında Facebook kullanabiliyorsa bunu da çok rahat bir şekilde kullanabilir. Yani her şey düz. Her şey düz. Ne isterseniz önünüze geliyor. Elimizde bir telefonumuz oluyor. Bir de kumandayı takip etmemiz için ACS dediğimiz kumandamız oluyor. Bütün her şeyi telefondan hallediyoruz. Olayımız bu. Eğitimlerini kendimiz veriyoruz. Kendimiz çıkıyoruz sahaya. Yani dışarıdan bir çiftçi geldiğinde en fazla taş çatlasın 2-3 saat içinde bu işi kapıyor. Ehliyet sertifika gerekiyor. Bizim dronlarımız İHA2 sertifikalı dronlardır. İHA2'ye ehliyet almaları gerekiyor. Rağbet var. Yani bugün şansımıza açılışta ilk günde bir drone'umuzu verdik zaten. Hayırlısıysa devamında bekliyoruz işte.